Şimdiye kadar debisiyle ürküten nehir artık Akbam demeye başladı. Biz Akbam diyenin sadece Tuna olduğunu biliyorduk. Ama Türkülere konu olduğunu biliyorduk. Bu sefer de Meriç'te, Tunca'da onlar da ben Akbam demeye başladı. Tunca ve Meriç nehirlerinin debisinde kurak geçen yaz aylarında ciddi düşüş yaşanıyor. Edirne valisi Dursun Ali Şahin, yoğun yağışların yaşandığı kış aylarında 700 metreküp saniyeye kadar yükselen Tunca Nehri'nin debisinin bugün 13 metreküp saniyeye düştüğünü, yine taşkın durumunda 2149 metreküp saniyeye kadar yükselen Meriç Nehri'nin debisinin de 63 metreküp saniyeye gerilediğini söyledi. Tuna'da, Tunca Nehri'nde dün baktım 13 metreküp saniyeye düştü. Efendim, debisi 13 metreküp ki 650-700 olan Tunca Nehri'nin debisi 13 metreküp saniye ki çok son derece az. Yani atlamakta adeta direniyor. Ama biz de atacağız şimdi, gene akıyor biraz. Efendim Meriç Nehri de o da direniyor. O da 2149 metreküp saniyeden dün ilk defa 68 ve 63, bakın 2149 saniye nerede? 63-69 bizi korkutan, bizi göklere çıkartan, yani Ankara'dan helikopterlerle taşınması için icbar eden bir nehir. Şu anda da o da atlamakta direniyor. Bunu da bu arada size ifade edeyim. Evet, tabii ki bu iş bize de yarıyor. Çünkü nehrin temizlenmesi bakımından iyi bir yol alıyoruz şu anda. Özellikle Tunca Nehri'nin temizlenmesi. Bu ihalesi de yapılan nehir, inşallah Meriç Nehri'nin de iç temizliği de bu suyun debisinin azlığı sırasında biz de oranı bir an önce daha iyi, etkin bir temizlemeyi inşallah iç sularımızda, yani 12,5 kilometrelik kısmında yapacağız. Bu arada 4 tane adayı da Meriç Nehri'nde temizlemiş olacağız. Bunun için çalışmalar başladı. Ağaçların kesimi sanıyorum bu cumartesi pazar başlayacak. Adalardaki ağaçların kesimi. Ve ondan sonra okum yığını olan ada tamamen kaldırılacak. Sene sonuna kadar inşallah kaldırılacak. Bunu da burada ifade edeyim. Artık su zikzaklı değil, su da doğru akmaya başlayacak. Evet, Edirne'de sular doğru akacak. Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Vali Şahin, Karaağaç'a yapılan alternatif köprünün 29 Ekim'de açılışının yapılacağını, Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alacağını kaydetti. Karaağaç Köprüsü, efendim ecdadın hala Osmanlı'nın nimetlerinden yararlanıyoruz. Osmanlı'nın zamanında yapmış olduğu 7 tane köprü kapanırsa Edirne durur. Yani Yunanistan'a yolu verilmiyor. Ama şimdi o 1993 metre uzunluğundaki Karaağaç Köprüsü inşallah bu önümüzdeki 2 ay sonra 29 Ekim'de hizmete açılacak. İnşallah pehlivan elektrotrak da orada bir yarış demeyelim de orada da bir gösteri yapacak bu köprüde. Onu da şimdiden söyleyelim. O gün...